Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Tatil, tatil, tatil.com. Haldun Dormen vakti de dedi olmaz. İlk bu sayatla olmaz. Bu sayatla olmaz dedi. Evet, yap bu bebeğim böyle dedi birazdan fırlatılı bir şey. Evet disleksiydim o yüzden ilkokulum biraz zor geçti. Kendimi o yüzden çok ezik bir çocukluk geçirdim ya. Vallahi billahi ya. En sona kalırım hep böyle ve sonda şöyle oluyor. Ebru'yu siz alın. Çünkü güzelsen komedi yapamazsın. Güzelsen tiyatro ama mankenler vardır ya manken güzellik yapıyorsa genel şeyler onlar işte yapamaz. Yazma konusunda da oyunculuğumdan daha iddialı. Dil hayat öyle klişe değil yani. Biraz özgür bırakman lazım. Mutlu olduğun yerleri ne kadar çabuk anlayıp keşfedebiliyorsan hayat o kadar güzel. Mekanın sahibine geldik de bugün çok özel bir isim var misafirimiz. Sevgili Ebru'cuğum, Ebru Cündübeyoğlu söyleyebildim değil mi? Evet. Çünkü bunca sene sonra söyleyememedi. Artık yok söylersin de. Hep böyle geçiştiriyorsun. Ama zor heyecanlanıyorlar söylerken. Genellikle Ebru Bey dedikleri oluyor. Ebru Bey. Yani çünkü soyad öyle bir baskın ki şimdi oraya nasıl geleceğiz derken Ebru Bey diye çok hitap eden oluyor. Ebru Bey nasılsınız falan diye. Cündübeyoğlu zor ya gerçekten zor, yani. Zor soyad. Ama peki ne manası Cündübeyoğlu? Aslında çok eski şeylere dayanıyor. Beyliklere falan dayanıyor. Anadolu kuruluşundaki cündiler yani ata iyi binen savaşçı askerlere cündi denilmiş. Oralardan geliyor Cündübeyoğlu diye. Bakınız. Haldun Dormen vakti de dedi olmaz. İlk bu soyadla olmaz. Bu soyadla olmaz dedi. Evet, Ebru Ersoy, Ebru Gürsoy, Yılmaz yap falan. Yapma bebeğim böyle dedi. Bu soyadla olmaz birazdan fırıntılı bir şey. Çok severim soyadımı ben yani. Ben ona emek verdim. Birinci sınıfta bitirdiğimde herkes adını soyadını yazmayı bitirdiğinde ben okumayı sökmüştüm çünkü yani. O kadar emek verdiğim şeyi niye yani evet ya. Vazgeçeyim. Bir de bulmacalar en aranılan isim. Çünkü başa koydu mu bütün sütun ya da satır kapanıyor. Tamamlanmış oluyor. Tamamlanmış evet, sürekli oluyor. Bulmacadayım diyorsun. Evet evet bulmacada. Süper. Peki sevgili Ebru'nun böyle çocukluğuna gidersek Almanya doğumlu diye düşünüyor. Evet, doğru değil mi? Almanya doğumlu. Yurt dışında. Ya ya. Ya bu. Ya ya. Kadar biliyorum ama 3 yaşında döndüm çünkü. 3 sene kaldım orada. Yani hiç hatırlamıyorum. Daha doğduğum Heilbronn doğumluyum. Daha doğduğum yeri de görmedim hiç. Ama baban diş hekimi. Babam diş hekimi. Yani hani bir işçi olarak gidilmişti. Hayır, orada öyle neden? Bir şey gurbetçi hikayem yok yani. Evet. Babam orada Amerikan Hastanesi'nde diş doktorluğu yapıyordu. Yapıyormuş daha doğrusu. Ben işte doğduktan sonra annem pek dayanamamış. Orada genelde gurbettir yani gurbet ellerde dönmek istemiş yani öyle bir hani bir zaten 74 doğumluyum en bana farklı olan şey 74 doğumluların Türkiye'de renkli resmi olmaz. Senin renkli bebeklik resmi. Fotoğraflarım renkli. Ha bir de Almancam bir de şey olsaymış daha iyi olmuş ama olmadı yani. Güzel. Sonrasında peki Türkiye'ye geldin, Türkiye'de geldiğiniz yer İstanbul Türkiye'ye geldim değil mi? Getirmişim. Kendi ben evet. Tabii getirmişsin. Kucakta gelmişsin yani. Peki orada 5-6 yaş, 7 yaş falan hep böyle o sokaklarda, mahallede nerede büyüdün? Çocukluğun nerede geçti? Ay yani? Vallahi ben hep turnede gibi büyüdüm. Nasıl anne Türkiye güzeli? Ay şey ya şöyle sana söyleyeyim nerede sokak derken yani bir ilkokulda bitiremedim yani. Ha. Birinci sınıfa şeyde Bakırköy'de Cengiz Topal İlkokulu'nda başladım. Sonra ikinci sınıfı şeyde Esentepe İlkokulu'nda devam ettirdim. Allah Allah. Barış Efes Çakmak İlkokulu'nda. Baba sürekli hastane mi değiştirdi? Hayır hayır. Bakırköy'de oturuyorduk. Ondan sonra bir dönem anneannemin yanında kaldım. Mecidiyeköy Gayrettepe'de. O yüzden şeye geçtim. Sonra biz ailece annemle babam bir gecede Adapazarı'na taşınma kararı aldılar. Ondan sonra babamın çok sevdiği bir doktor arkadaşı vardı. Rahmetli oldu Sadık Canlı. O geldi bir gün böyle bir balkon sofrasında oturdu. Ya taşınma dönemindeyiz. Tam böyle Almanya'dan oğlum gelecek zamanları. O dönem Bakırköy'deyiz. Oraya çıkın buraya çıkın falan. Dediler ki Adapazarı çok güzel bir yer gelsenize falan. Ondan sonra babamın da okuldan pek çok arkadaşı vardı Adapazarı'nda. Ah Hülya gidelim mi? Ah gidelim falan. Benimkiler çok macera perestirler. Gerçekten ben onlara hiç benzemiyorum.
Gerçekten enteresan. Evet. Hadi evet, gidelim. Hadi gidelim dediler ve işte 83 gibi bir senelerde, 83-84 ben 3. sınıfta Adapazarı'na taşındık. Bayıldılar oraya. Küçük iki katlı evler, of. Şirin, ondalar, oradalar, oradalar falan yeni bir sen kurulma dönemi. Sen dolayısıyla Adapazarı, Atatürk İlköğretim Okulu'na. Evet, babam orada muayenehane tekrar açtı falan. Ondan sonra hani yani ne bir asker çocuğuyum ya da ne bir memur falan. Hiç alakası serbest meslek ama kaderimde varmış. İlkokulu da orada bitirdim. Adapazarı'nda bitirdim. Hatta liseye kadar da, hatta 99 depremine kadar da ailem orada kaldı. Beni çoğu kişi Adapazarlı olarak bilir ve ben de öyleyim derim. Çünkü oralarda yetiştim, büyüdüm. Ben de yeri ayrıdır. Içinde. Çok severim. Bir çocuk gözüyle de ilk taşındığımız günü hatırlıyorum. Tren istasyonundan bir çıktım Hakan. Baktım bulvar var orada bulvar. Bulvarın üstünde de iki tane tak vardı. Şimdi duruyorlar mı hala bilmiyorum ama tam çıkışta tak, bir tak, takın üstünde vagonlar vardı. Vagon fabrikası vardır Adapazarı'nın meşhur vagon fabrikası. Ondan sonra bir de traktörler bir şeydi de. Bir çocuk için bir şehri büyülü kılan bence en güzel şeylerden biri. Girip öyle ay dedim ne kadar güzel yani. Taklar, maklar falan filan. Çok sevmişimdir Adapazarı'nı. Sokakta büyüdün o zaman. Sokakta yani olabildiğince. Yani iki katlı evler var. Bizimki yeni apartmanlardan biriydi. Biz yeni geldiğimiz için işte öyle bir yerde oturduk. Ama çevremiz hep böyle bahçeli, o zaman, iki katlı evler. O zamanlar mesela şeydi. Dünyaya baktığın yerde bir şey olmak gibi bir sorudan bahsetmiyorum ama en çok seni eğlendiren neydi, keyif veren neydi? Adapazarı'ndaki o sokak karşılığı neydi çocukluğuma döndüğünde? Yani aklına döndüğümde gelen şey benim eskiden Bakırköy'de eğlenceliydi benim için. Hep hafta sonları biraz korkulu bir şekilde bakardım Bakırköy Akıl Hastanesi'nden hafta sonları kaçanlar olurdu. Allah takip ederdim. Karşımızda bir kilise vardı. Oraya böyle şeyler yazıp benim çocukluğum eğlence. Ben tek başıma sokak aramadan eğlenen bir tipimdir ben mesela. Allah. Şeylerim vardı Hakan. Çok yazı gibi bir şeyler yazmaya çabalardım. Daha yazı yazmayı bilmiyorum. Ama bunu da çok anlatmışımdır. Çok severler bu hikayeyi. Ama benim. Ben bilmiyorum. Burada ilk istedim. Değil yani. Böyle hatta Sunay abi bir kitabında da geçiyor bu. Şöyle böyle küçük kağıtlara böyle L'ler yapıyorum. Aşağıya doğru annemin el yazısı güzeldi. Onu taklit ediyorum. Böyle Y'ler, bir şeyler karalıyorum falan. Allah. Ama ajanım, büyük ajanım ve görevlerim var. O küçük kağıtları çeşitli yerlere yerleştirmek gibi falan görevlerim. Ha, onları yazıyorsun sonra tabii bir yerlere onları bırakıyorsun. Yazıyorum, katlı yapıyorum, yapıştırıyorum üstüne kırmızı mumlar, bir şeyler, kurdeleler öyle bağlıyorum. Göreve çıkıyorum. Görev evin kapısından çıkmak, hemen sağa dönmek. Suların olduğu kapaklı şeyler vardı eskiden apartmanlarda, hatırlar mısın? Hayır, bağlantılarının olduğu işte vanaların falan geçtiği evet, kapakları vardır. Evet, evet. O kapakların arasına git bak, belki bugün hala duruyor olabilir. Apartmanda yaşıyorsa öyle taşların köşesinde. Apartmanda işte vanaların kenarına, şeylerin, merdiven trabzanlarının altına falan bir şeyler sıkıştırıyorum falan. Büyük görevler hallediyorum, geliyorum. Sonra işte onu apartmanın girişindeki kuaför bulmuş ve kendisi de büyü yapıldığını düşünerek. Hadi canım. Panik halinde tabii. Ondan sonra hemen karşımızda kilise vardı, oradan bağladım. Kiliseye götürmüş, papaza bana büyü yaptılar diye. Papaz bakmış demiş ki papaz yani papaz büyüsü falan değil. Camilere, hocalara götürmüş. Hiç kimse çözememiş. Anneme anlatıyordu. Ay Hülya Hanım bana bir şeyler yaptılar, kapımı bırakmışlar, orama bırakmışlar. O kadar korkmuştum ki sana. Ve sen söyleyemedin tabii. Aa, senelerce çok, bu benim çok geç itiraf ettiğim şeylerden biriydi. Ödüm kopmuştu. Annene de adam panik olduğu için böyle yapmışlar, bana da büyü yapmışlar falan filan diye. Diyemedim benim o küçük yazılarım onlar falan diye. Öyle kalmış yani. Bir de sen bu yapılanın büyü olma ihtimalini düşündüğün için ha? Aa ben yanlış bir şey mi yaptım hayır, acaba? Hayır canım deşifre olmamak adına. Ajan işim ne büyülü işim olmaz benim. Görevlerim vardı. Görevleri dağıtıyordum o kadar. Yani öyle çok sokak mokak böyle top tutup şeydi falan çok o konularda iyi bir şey tip olmadı. Değilimdir. Ama hayal ürünlerinde şeyde bir hayalli hikayeler, ajanlıklar bilmem neler falan onlar da iyiyimdir. Yakar top almazlardı beni. Niye? Ay zayıftım Hakan. Çok zayıftım. Zayıf. Toptan da korkardım böyle gelecek. Hala bile elime çok gelse ellerim morarır falan. Böyle parmaklarım hepsi geriye gider. Şimdi çok zayıfım. Böyle hep aldım verdim ben size yardım yaparlar ya.
Ay hep en son hep en ben. Hep, kalan Ebru. Hiç kimse almaz. Onu alırlar, bunu alır. Böyle gürbüzleri alırlar. Aman bunu alın, hemen onu alın. Çok can tutuyor falan diye. Ay ben nasıl böyle ezik. Ondan sonra en sona kalırım hep böyle. Ve sonda şöyle alır. Ebru'yu siz alın. Ortada kaldı yani. Ay ortada kalırım hep. Sonra da en sonunda kimse beni vurmaz. Vurmadığım için de vurulamamak da çok önemli. Ama da çok önemli. Çünkü herkes en önce en kuvvetlileri evet. vurmaya çalışırlar. Zaten ödüm kopuyor. Bir tarafından vurulsam gerçekten vurulmuş gibi olacağım çünkü. Topu bir yersem valla gitti buçtum. Böyle kovboy filmlerinin sonu gibi bir tiptim çünkü. Ondan sonra hep de en sonunda da kalınca bu sefer can tutma kısmı da bana mı gelir? Hani böyle sonda tutuyorsun. Evet. Ha o yüzden sokakları geç. Geç yani. Ha, geç oralar. Ama güzel, eğlenceli, keyifli çocukluklar geç. O zamanlar kafanda okullar başladıktan sonra ortaokul, lisede ne vardı? Bir şey var mıydı kafanda? Kafamda şu olayım hiç yok. Çok alakam yoktu benim şeylerle. Bizim hala ajanlar, hayaller. Ajanlar, hayaller falan. Tabii ki konservatuara girmek istiyorum. Ben en yakın gelen o yaşlarda şey yapabildim. Ama bunu dile bile getirmedim. Çünkü Adapazarı'nda oturuyorduk ve anneannemin yanına gidip okuyabileceğim aklımın ucundan bile geçmedi. Ne de bizimkilerin aklının ucundan geçti. Hani gideyim de İstanbul'a. Çünkü aslında bir ayağımız hep İstanbul'daydı bizim yani Adapazarı'nda oturmamıza çok rağmen. Trenle hep gelir. Giderdim yani. Böyle çok fazla şeylerim yoktu. Sınıfımda arkadaşlarım zehir gibi çalışırlardı. Özel dersler alırlardı. Ondan sonra... O dönemde aslında yaşadığın, hep sen bunu açıkça söylediğin için disleksi hikayesiyle evet, ilgili evet, çok var. Ciddi bir mücadelen vardı yani. Tabii disleksim vardı ve sınıfımda da çok da özel ders alan bütün doktor çocuklarının toplandığı bir sınıfa verdiler beni. Babam da diş hekimi diye. Beni de olarak koymaz olaydılar. Hepsi özel ders alıyor. Öğretmen çok hırslı bir öğretmen. Bak açık açık söylüyorum yani çok hırslı. Mesela A'dan başlanır değil mi? Hemen böyle öğretmenim benim C'de anlayamadığım bir yer var. Hayda C'de bir daha öğretmen al moru mor olur. C'yi çocuklarıma anlatayım falan diye böyle şeyler falan. Ondan sonra A, B ne oldu? Hiç ruhumuz durmadı. Zaten disleksiymişim. A'ya B'ye gelene kadar ekstra şey yapmam. Kendimi o yüzden çok ezik bir çocukluk geçirdim. Ah canım benim vallahi ya. Ondan sonra işte şeylerle Robert'i yazacağız. Bundan sonra Saint Joseph'i yazacağız. İşte bilmem ne falan. Bizim ailede hiç öyle şeyler yok yani, tamam mı? Hırslar yok. Ne annem ne babam hiç bana hep şöyle dediler. Bırak tamam yeter yat artık. Tamam çok çalıştın. Hadi çok yatacağım. Beni hiç öyle çalıştırmadılar, şey de yapmadılar. Ben hatta dedim ki acaba bizimkiler nasıl tercihte bulunacaklar? Babam falan bilebilecekler mi acaba? Babam aldı şey, önce de sana bir Robert yazalım dedi. Sonra da zaten İstanbul'da doğmuş büyümüş adam yani. Adapazarı'daki insanlar da tabii ki. Ben babamı bile şey yapmadım. Ehmet yani bilebilmiş midir diye düşünüyordum. İşte bir Saint Joseph yazalım, biraz Fransız liseleri yazalım falan diye şaşırmıştım. Aa demek bizimkiler de biliyormuş böyle şeylerdi. Ama çalışkandım. Evet disleksiydim, o yüzden ilkokulum biraz zor geçti ve bence ekstra tüy gibi öyle çalışkanların hepsi Robert'e giden bir sınıfta geçirdiğim için biraz sıkıntılı ve zor geçti. Sonra liseyi İstanbul'a ya. Sonra yok hayır liseyi de orada bitirdim ama bitirdim. Sonra şeye başlayınca bir dakika benim anladığım yerler var ve çok iyi anladığım yerler var ve kendime göre anladığım yerler var keşfettikten sonra zaten hep yalvardılar. Yakar topta. Gel bizde ol falan diye. Ucunları gördün yani. Ha gördüm. Oynamam dedim. Ama hiç oynayamamam diye. Oynayamam. Sevmiyorum yakar top diye havalar atıyor. Yoksa beceremediğinden değil yani. Ama onu da yaşadım yani. Yani bu arada evde tabii çok eğlenceli bir aile. Macera pres bir aile. Annenin güzelliğiyle aldığı bir titir var yani. Evet, Türkiye güzeli. Yani. Türkiye güzeli annem. Onun evdeki karşılığı neydi? Yani sen mesela o güzel olmak, ya senin güzel olmak için bir şey yapmana gerek yok. Zaten annem çok bir kez hiç de. Kendini beğenen bir kadın değildir. Yani hani öyle güzelliği hiç... Annemin güzelliği bütün yaşadığı yerlerde, bütün çevresinde herkes tarafından konuşulan ondan sonra... Ama bizim evimizde hiçbir zaman konuşulmuyor. Güzellik konuşulmazdı bizde. Ama ya çok güzeldir. Sende bir etkilemesi var mıydı? Ha, bende yok. Annem benden çok güzeldir. Hala gördüklerinde yanımda annen çok güzel derler. Annem hep mahcup olur. Oğlum çocuğum güzel, benim çocuğum daha güzel falan yapar yani ama... Annem gerçekten benden kat be kat güzel bir kadındır yani. Ben de yani hani tamamen genlerini almış olsaydım belki çok daha başka yerlerde olabilirdim yani. Daha ne olacağım? Bence her şey çok güzel. Canım benim, yani sağ ol, yazmışsın, sunmuşsun, tiyatro. Yani öyle enteresan ki Ebru
Ben beraber tiyatro da yaptım. Ama bu şiir kitabının olduğunu ve romanın olduğunu bilmiyordum. Ya yani hayallerinin karşılığında bunlar öyle mi çıktı peki? Yani bunları rahatlatmak için mi yazdın? Niye yazdın? Hayır, mesela? Bunlar zaten sanki hep benim yaptığım şeylerdi. Yani bu benim nasıl bir bana göre lüks, bence biraz da pahalı bir şey. Bence çok pahalı bir şey, ödemesi yüksek bir şey ama yaptığım şeylerden herkesin haberi olsun ve kendimi herkese anlatayım gibi bir çabam yok. Anlatma konusunda kendimi çok eksiğim var. Ben herkese kendi zekası ölçüsünde beni ne kadar anlarsa diye bırakıyorum ipleri. Ama çevrendeki insanlar çok zeki olmadığı sürece çok değerini anlamıyorlar. Kafası çalışanlar insanlar anlar beni, tanır, bilirler. Nasıl olduğumu bilirler, ne yapabileceğimi bilirler. Onlar da çok az bir kesim yani. Onun dışında hani ben bunu da yaparım, şunu da yaparım. Böyle çok konuşan, bakma şimdi 45 dakikaya sanki sızdırayım diye motor gibi konuşuyorum sana ama topluluk içinde hemen kendimi anlatmak isteyen, marifetlerimi göstermek isteyen, hey buradayım diyen bir tip olamadım. Bunun da bedelini ödediğim gerçekten çok oldu. Ağır ödediğim zamanlar oluyor. Mesela geçen bazen romanımla ilgili mesela alıyorum, taltif ya da beğenilerini sunuyorlar. Geçen çok kıymetli bir iki arkadaşım dedi ki, muhteşemmiş, muhteşem, yani inanılmaz. Neden? Yani neden inanılmaz? Yani bir evet, yani insanlar güzel olunca diyorlar ki daha fazla bir şey yapması gerek yok. Dursun, zaten güzel. Ama bu güzellik çok geçici bir şey. Renklerin hepsi aynı anda, ne demiş şair, hepsi aynı anda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Güzellik evet öne geçirici bir şey olsa da geçici bir şey, çok çabuk evet. Geçici bir şey yani bale yapmak gibi bir şey. Eğer ona sadece güvenip onu oradan beslenirsiniz ve insanların da sadece oradan beslenmesini sağlarsanız çok eksik bir hayat yaşanmış olur diye düşünüyorum. Yazmak, çizmek benim sonradan edindiğim hep vardı bende yani. Ancak şimdi çıktı yani benim de var diye çıkardığım bir şey. O yüzden bu benim yeni bir keşfim değil. Kendi adıma söyleyeyim. Yazma konusunda da oyunculuğumdan daha iddialıyım. Açıkçası çok mu bir şey yazdım? Hayır, bir şiir kitabım olsun. Var, bir romanım var. İşte bir oyunum var. Ama daha çok yazacak çok hikayem var daha. Yazacak çok hikayem peki, var. Peki acaba şu olabilir mi? Bu çok kıymetli bir şey. Yani sen küçüklüğünden itibaren sürekli parmakla gösterilen bir kız çocuğu olsaydın. Ay ne şeker, ne kadar güzel denilseydi. Annen bir Türkiye güzeli olduktan sonra evde bir Türkiye güzeli olarak dolansaydı. Belki bugün de sen yazmak, çizmekle uğraşmayıp güzelliğin ne kadar önemli olduğunu düşünüp sadece oradan yürüyebilirdim. Evet. Dolayısıyla bence burada annenin de çok önemli bir katkısı yok var, mu? Var, çevremin de var, annemin de babamın da var. Belki de beni o yakar topu almayan çocukların bile etkisi olmuş var, olabilir yani. Ben diye hiçbir zaman kendimi ortaya atmadım. Bazen sıkıntılarını gerçekten yaşıyorum. Diyorum ki ya falan. Keşke yaptığım, söylediğim zamanlar olsaydı diyorum ama o da şunu, bunu da bak marifet olarak söylemiyorum. Kendimi çok öne atmadım akla falan. Beceri ve maharetli bir şeymiş olarak söylemiyorum. Tabii ki korktuğun için demek ki bazı şeyleri atmıyorsun da kendini ortaya. Bazen atman gerektiğinde hey diyeceksin, atacaksın, dur diyeceksin, bakın diyeceksin, yazıyorum diyeceksin. Yani senin gibi bunlara güzel olan televizyonda, tabii ki televizyonda başarılı olmuş birçok insanın tiyatroya girmesi çok kolay bir şey değil. Cesaret isteyen bir şey. Sen yıllardır yapıyorsun ya tiyatroyu. Yani çünkü inatçıyım. Çünkü kendi içimde savaş veren birisiyim. İşte burada başka bir şey çıkartmaya çalışıyorum. İnatçısın. Yani burada da mesela kenara çekilip oynayamıyorum demeyip oynamam demedin. Öyle diyen birçok oyuncu arkadaşım var tanıdığım. Tabii, televizyonda bu işi yapan. Tiyatro abi yok. Ben hep en zorunu seçtim Hakan. Mesela işte ben buranı cımbızlamaya çalışıyorum. Deli Yürek yaptım. Deli Yürek'le benim çoğu seyircim aslında orada en pik yaptığım yerlerden biridir. En popüler olduğum zamanlardan biri. En popüler olduğum zamanlarda pazartesileriydi. Sokaklar boşalırdı ve gerçekten çok ilgili. Onun hemen sonrasında bana hep jöndamlar geldi yani. Esas kız. Hep aşık esas kız. Bir tane de deli bir kadın geldi. Avukat Sevilay diye. Ondan sonra erkeksi falan böyle.
Onu seçtim. Komediydi çünkü. Çünkü güzelsen komedi yapamazsın. Güzelsen tiyatro mankenler vardır ya, manken güzellik yapıyorsan yerel şeyler. Onlar işte yapamaz. O yüzden ben bu işlere girdiğimde televizyondan önceliğimi tiyatroya çevirdim. Bu işin menbaından yetişmek için alaylı bir şekilde, ki alaylı olmak zordur yani. Evet. Okullu olmaya göre çok zor bir şeydir. Kendimi kanıtladım. Kitabım çıktığında da, şiir kitabım çıktığında da Çınar Yayın Evi'nden çıktı. Çınar Yayın Evi, Rıfat Ilgaz dışında kimse öyle herkesin yayınını basan birisi değil. Aslında ben bir ekran yüzüydüm, bir Seba Şekeri'ydim. Çok popüler yüzüm ve o gün popüler olduğunda her yayın evi seni, daha popüler yayın evleri basabilirken ben çok daha ciddi, çok daha sıkı kuralları olan bir yayın evinden çıktım ama bugün hala şiir kitabım bilinmiyor mesela. Bu, onu da hani doğru mu yaptım bilmiyorum. Bu benim kendi içimde savaşım. Belki daha popülaritemi kullanıp daha şey yapılan bir şey tercih etmiş olsaydım bugün yaptığım işler belki de çok daha fazla biliniyordu. Ama tarihe geçmekse esas olan şey, bence doğru yapmışsın zamanında baktığında yani. Ben demlenerek yapmayı, yani böyle yaptığım için daha mutluyum yani. Peki açıkçası. Bu ailede gördüğün, yaşadığınla bugün yaşadığını düşünürsek bir kızın var. Hı hı. Haliyle evladına da bu yansıyor mu? O nasıl karşılıyor hayatı? Vallahi, ondaki karşılık bulması nasıl? Hep şöyle istiyorum. Ona, ya insan bazen kendi yaşadıklarını sanki çocuğu da yaşayacakmış. Mesela ona öne çıkmasını istiyor musun? Tabii konuşmasını, ben bazen çok susarım, o konuştuğunda konuşmasını kesmeyi. Yani aslında annelik babalık şöyle, çok enteresan bir müessese. Sana senin nelerin eksikse çocuğunda onu tamamlamak istiyorsun. Senin nelerin fazlaysa fazla olduklarını da çocuğuna vermek istiyorsun. Yani hani sadece eksiklerimi tamamlatayım değil. Hani bunlarım var, bunlar da geçsin. Bunlarım yok, bunlar da olsun. Çünkü bende olmadı, sende yani. Olsun. Bende olmadı, sende olsun. Bende vardı, sende de olsun gibi değişik bir şey. O nasıl buna karşılık veriyor? Valla çocuğuma çok karışmıyorum açıkçası. Ben onu hep küçüklüğünden beri hepsi o ne olacaksın, ne, işte doktor mu olacaksın, öğretmen ne olacaksın diye sorarlarsa çocuğumsa mutlu olacağım diye derdim. Bravo. Mutluluğun da sadece işle ve yapılan bir iş olmadığını biliyorum. Belki de bir evinin kadını olur, çocukları olur ve onları yetiştirir, çok mutlu bir kadın olur. O zaman onu olsun. Belki de bir profesör olur, bir şeyler keşfeder, bir yerlere, bir insanlara lider olur, önder olur. O mutlu o diyecekse o, onu olsun. Önemli olan nerede mutlu olduğun olur, nerede olduğun değil. Bak çıkıyorsun, mesela görüyorum böyle yollarda bakarım, bir jipin üstünde suratsız bir şey. Kadın böyle buralarından taşlar fırlıyor, böyle gidiyor. Ama büyüksün yanda sıkışık bir otobüs ama iki tane sevgili cirveleşe cirveleşe. Her frende çarpışa çarpışa gidiyorlar. Çok klişe ve böyle değil hayat, öyle klişe değil yani. Biraz özgür bırakman lazım. Mutlu olduğun yerleri ne kadar çabuk anlayıp keşfedebiliyorsan hayat o kadar güzel. O kadar güzel söylüyorsun ki onun için de zaten hayatta var olan malzemeler, hayatın sana verdiği güzellik. Bence çok güzel bir kadınsın. Yani teşekkür bunu ederim, biz ne zaman ekrana çıktı Çiğdem'le beraber, hayır, ya Ebru ne güzel, evet, bir kadın diye. Çiğdem de her seferinde almışızdır bak, çok net söylüyorum sana. Teşekkür ederim. Çok hoş bir insansın ama bunu hiçbir zaman da senden güzelliğine dair bir yerde dediğin gibi bunu öne çıkartan bir tavrın hiç olmadı yani. Hep iyi oyunculuğunu gördüm, zekanı gördüm, bir konudaki fikrin vay be Ebru dedim. Veya mesela bizim şimdi Çakallar'da oynadın işte 6'da. Bambaşka bir aileye dışarıdan girdin. Almancı gelin gibi ve orada başarılı olup herkesin de sevgisini kazandın. Bu da çok kolay bir şey değil. Bence çok önemli bir şey. Onun için çok da seviyorum. Şu anda da Ankara turnesinden geldi Ebru. Şu anda Duru Tiyatro'dayız. Akşam oyunları var. Hakan'la beraber, sevgili Hakan Yılmaz'la beraber. Şimdi Hakan Yılmaz bize bir şey anlattı. Sahnede bir acayip bir şey olmuş. Ay neler olmadı ki? Neler olmadı koltuktan ki? Koltuktan düştüğümüz mü acaba? Yoksa şey mi? Saat kal geldi mi? Oyun kaç? Sana kal geldi, evet. Bana mı kal geldi diye anlatmış? Vay! Sana mı gelmiş? Hayır, ona kal bize, gelmiş. Bize beraber geldi. Şimdi şöyle... Nasıl çalışmak Hakan'la? Hakan'a bayılıyorum. Kaç bin sene çalışıyorum ya. Ve onunla kafalarımız çok şey olduğu için biz oyunun yarısında Hakan'la sahnede yazdık yani şu anda. Evet. Ve hala da yazıyoruz yani. Büyük bir avantaj insanın kafa dengi, evet, bir insanla partner olması. Gözden anlarız. Hiç konuşmadan hızlandırmamız gerektiğini anlarız.
konuşmuyoruz. Yani konuşmadan konuşabildiğimiz çok şey olduğu için bence gerçekten çalışması çok keyifli. Bir şey yani. Arkadaşlarımdan biri, bence teki. Çok rahatım onunla çalıştığım için. Çok üretken olabiliyoruz. Çok da yüksek şeylerde enerjide olabiliyoruz. Pandemiden çıktık. İlk kez oynayacağız. Pandemi sonrası seyircilerde maskeler var. Biz de heyecanlıyız. Provaları yaptık, çıktık. Işıklar bir yandı. Sanki ameliyata girmişin gibi. Herkes bembeyaz maskelerle böyle. Yani seyirciyi öyle, ben seyirciyi çok görürüm yani. Seyirciyi evet, öyle tabii. Görünce zaten bir insan ürküyor yani. Sanki anestezi aldık, giriyoruz ameliyata. Işıkları da yakmışlar. Bir sürü doktorlar. Seyirci değil de doktor gibi hepsi. Ondan sonra böyle sessiz derken işte şey başladı, oyun başladı. Şimdi oyunda da öyle bir repliklerimiz var ki bazen de gülmeler bile bize cue yani. Tabii espri ki. Yapıyorsun, cue'nu alıyorsun. Şimdi hiç beklemediğin yerde bir cue gelmeyince de acaba bir şey mi yanlış yaptım diye böyle bir sesler geliyor. diye bir şeyler. Anlamıyorsun tam, gülmeyi de anlamıyorsun. Şoka girdik yani, oynuyoruz. Derken oynuyoruz ama bir yer geldi Hakan'ın kuzu demesi gerekiyor. Kuzulu bir şey demesi gerekiyor ve ben asla kuzu demeden ne diyeceğimi bilmiyorum yani, anladın mı? Ve oyunumuz çok karışık, sen gördün geldin yani evet. Öyle herhangi bir hani burasını atlayalım boşver. Bu var, böyle evet. Bir domino taşı gibi evet. Hepsi birbirine bağlı yani arada ne bir kelime, bazen kelimelerimizi bile unutsa oyun kaçabiliyor yani her şey kilit birbirine öyle. Bağlı. Gelmedi böyle baktı, şimdi ne yapacağız şimdi dedi. Ne yapacağız şimdi dedim. Biz konuşuyoruz şimdi, ne yapacağız şimdi? Kendisi sorumuz. Hakan bana soruyor. Ne yapacağız şimdi? Ben de ona soruyorum Ebru olarak. Ne yapacağız şimdi? Seyirci gülüyor. Sanki oyundan bir replik gibi. Sanki oyundan. Hayır yok. Bir şey yok yani. Yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra ne yapacağız şimdi? 3-5 kez üst üste ne yapacağız şimdi deyince sen dur dedim, ben bir dışarı çıkayım. Bu sefer onu orada bıraktım ya, o iyice bitti. Dedi ki bu herhalde gidecek, bir daha da gelmeyecek yani. Ben dışarı çıktım. Ondan sonra o sırada Berfin geldi. Emre abla ne oluyor? Bir de mikrofonlarımız da var, konuşamıyoruz da yani. O da heyecanlı kıpkırmızı. Neredeyiz dedim ben yani şey cümle o, neredeyiz dedim. Neredeyiz deyince o da dedim ki bir şeylere nakliyeciler gelip giriyor. Arada girmiş şeyleri var. Ondan sonra nakliye için gireceklere demiş ki neredesiniz diyor. Neredesiniz? Nakliyeciler bir anda hiç olmayan yerde ben girdim. Der ki onlar da girdi mi? Artık o iyice zıvanadan çıktı yani, anladın mı? Toparlamamız imkan ihtimali yok. Ondan sonra baktık biz bütün ekip gergedan sahnedeyiz. Çocuklarda öyle bir girişleri var ki sanki sahneden kurtarmaya gelmiş. Bizi bir şey saldırıya uğramışız diye böyle giriyorlar, ne oluyor falan diye. Ondan sonra öyle neredeyse ay siz dedim gelmeyin çıkın siz falan bir şeyler. Sonra şey akıl ettim, başa alalım. Hani başa alırsak böylece. Hani tekrar alırsak hani baştan gelebilir beyin, çok acayip bir şey. Gerçekten ben biraz başa sardım. Başa sarınca kuzu geldi. Ah o kuzu. O kuzuyu duyardı. O kuzudan sonra her şey yoluna girdi ama bizim herhalde onu anlatmıştı muhtemelen. Evet. Müthiş bir oyun. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Çok eğlenceli bir iş. Ayrıca ben şöyle bir süre daha geçsin tekrar izleyeceğim. Çünkü aynı olmayacağından eminim. Yani. Kesin değişir sana, yani. Peki Ebru geriye döndüğünde mi? Tekrar mesela Adapazarı'nda liseyi bitirmiş olsaydı, tekrar İstanbul'a hayata gelmiş olsaydı. Bugünden farklı ne yapabilirdi sence? Neyi değiştirirdi? Ya bir şeyim eksik. Fransız lisem eksik bence. Çok tarz. Yani bir Fransız lisem eksik. Okumak isterdim yani. Okumak isterdim yani. Çok. Niye Fransız lisesi? Fransızca çok seviyorum. O sonrasında da çok ders aldım. Bayağı bir ilerledim ama sonra gene sıfırlandı. O zaman çok anlamamışım ama benim dil konusunda biraz daha şeye ihtiyacım varmış. Bir değiştirdiğim o olurdu yani. Onu biraz da kendime giderlerim ki kızım bak bir iki dil daha öğren. Öğren derdim. Dünya vatandaşı olmayı seviyorsun yani. Yani o zaman daha çok sevecektim ve daha olabilirdim yani. Nefis. Şeyim açılırdı yani, imkanlarım daha fazla açılırdı. Ya, yani. İmkanların bence bundan daha iyisi eminim olurdu. Belki de bir dünya daha çok bildiği bir oyuncu olabilirdin ama onun haricinde... Çabuk çıkardım yani. Evet. Çok kalmazdım buralarda. Yani. Her şeyde bir hayır var ya. Öyle. Seni daha çok görmüş oluruz. Ben de nacizane kendi halimde böyle bir kitabım var. Farkıma takılanlar diye. Ondan sonucuma
bunu çok sana vermek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan'ım. Senin kadar iddialı ediyorum. Değilim ama. Ay. Ama o söylediğin şeyi düşündüm gerçekten. Aa muazzam, süper falan dediklerinde. Evet, bizden bunu beklemedik dedi şimdi. Bana da böyle şeyler söylediğinde ben mesela teşekkür ederim falan deyip geçiyorum ama. Ya öyle ya. Bazen çoğu insan etiketlere göre yaşıyor. Evet. Bir sana bir takım etiketler yapıştırıyor ve her şeye bir takım etiketler yapıştırıyor. Onun üzerinden bir hayat inşa ediyor kendine ama o tabii ki onları ilgilendiren bir şey. O onların dünyası. O bilsen olur, bilmesen olur, anlasan olur, anlamasan olur. Ama anlayan insanlarla karşılaştığımda çok mutlu oluyorum. Çünkü onlar var, anlayanlar var. Benim bir şiirim, o da çok meşhur hikayedir. Şeyde Cemal Süreya diye yayınlanmış ondan sonra. Son Anda diye bir şiirim vardı. Bu şiir antolojisi siteleri oluyor evet, ya şiirseverlerin evet, katıldığı. Yani şiirseverler çok daha böyle katı tabii. Bir yer. Oraya girme. Hani roman tamam da şiir asla almıyorlar seni aralarına. Orada Cemal Süreya diye çok prim yapmış şiir. Ondan sonra bir de demiş ki ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Cemal Süreya oldu demiş. Hani eski bir Sabah Şekeri vardı ya diye. Saçmalama. Hayır olamaz. Ebru Cündü Beyoğlu demiş. O hayır nereden çıkarıyorsun öyle değil. O güzellik bilmem işte kariyer çizi bir şey falan. İnsanlar böyle işte bak bu kadar bazen körleşebiliyorlar yani. Senin böyle bir şiiri yani. Yazabileceğini dahi düşünmüyor. Ha, düşünmüyor ama o da onların hayat. Boş ver. Ben yazıyorum ya. Ben yazdığımı biliyorum ya. Önemli olan o. Yazdığını peki şu kadar bir şey duyma ihtimalimiz var mı hiç? Aklında var mı? Yok. Yok tamam boş ver. Sevmem. Şiir okumayı hiç sevmiyorum. Hadi ya. Evet. Kendi şiirini okumayı da sevmiyorsun. Şiir baş başa kalınacak bir şeydir. Öyle araya kimse alınmaz. Dua gibi yani. Mesela evet, mesela roman yazmanı, şiir yazmak başka bir şey. Başka. İstemez mi başka bir romantizm? İlla bir şey yaşaman gerekiyor mu şiir yazar? Şiir için mi? Yok, hayır. Yok. Ama şiir şöyle zor. Ben mesela şiir okumayı da sevmem. Neden zor biliyor musun? Fazıl Üstü Dağlarca'nın çok sevdiğim şiir tanımı var. Şiir kelimelerin satrancıdır der ve benim için tam anlamı da odur. Bir kelime söylersin, bir kelime birleştirirsin. Sadece ben uyumlu uyaklı çiçekler, böcekler atalım kendi şarkı sözü gibi şiirlerden bahsetmiyorum. Tabii ki. Bir takım sana hissetme. Yani aynı otör film gibi hani sanat film seyredersin ya da böyle değişik bir şeydir, heykeldir bakarsın. Ne olduğunu çok anlamazsın ama. Ama bütününde bir şey var. Ama içine işler yani vay dersin bir içinde bir şey. Şiir de öyle çok anlamlı ve senin ben bir şey anlatmış olabilirim ama senin ondan ne anladığın çok değişebilir yani. Tabii benim ki. Anlattığımı anlamak zorunda değilsin. Başka şiirin bence öyle bir yanı var. O yüzden hani ben bazen okurum ay acaba bunu mu gerçekten söylemek istemiş, bunu mu söylemek istemiş falan bir sürü şey düşünebilirim. Ve o yüzden şiir çok net bir yer değil bence. Süper. Oradan. O zaman programımıza katıldığınız için efendim size bir mum hediyemiz ay. Var. Bayılırım Sevinç, bunlara. Atölyeden efendim. Bayılırım. Çok güzeldir. Tamamen organiktir ay, kendisi. Ay çok güzel. Ay tam da rengimi en sevdiğim. Bakır. Ay ne güzel. Çok severim. Hakan'cığım çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bu kadar koşturmanın arasına gerçekten hani biraz tabii biz de Baden'in de sana ısrarıyla. Baden ama buradaki emekleri ve gerçekten çok şanslı bir adamsın. Baden'le çalıştın. Yılmadı. Evet. Hiç yılmadı. Bir sürü filmimiz oldu gittik. Filmden evet. Döndük geldik. Benim başka dizi çekimlerim girdi. Bir sürü olaylar evet. Girdi. Tatsız şeyler. Onlar bunlar şu an havamda değilim. Öyleyim böyleyim. Bahar geldi, yaz geldi, kış geldi. Tekrar bahar geldi ama bu yazı atlamayalım falan diye. Baden'e evet. De buradan çok teşekkürlerimi. İletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü ama sen olmalısın bu videoların içinde. Çünkü hayatın içerisinde bir sürü şeyle karşılaşmana rağmen durduğun yer ayrı. Güzelliğine rağmen ona sarılıp var olan sana hayatın verdiği bu artıyı kenara koyup başka artıların peşinde koşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatabilecek. Türkiye'de çok fazla bir insan yok. Onun için senin olmanı çok istedim. Çok teşekkür ederim. Sana olan saygımı hissettirmek ve anlatmak istedim. Çok yani biz ekranda görülen insanlar değiliz sadece. Ebru'nun arkasında bakın kitaplar, şiirler, hikayeler, anlayış, bırakın her şeyi. Bunları laf olsun diye de yazmış olabilir. O kitabın çok iyi olmasına gerek yok. Sadece Ebru'nun felsefesinin ne olduğunu anlamanız ve hayatımızda neyi değiştirmemiz gerektiğini anlayalım diye paylaştığım bir konuğum yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mersi. Sağ ol, var ol. Evet efendim. Mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik. Bir başka güzel insanla bir başka mekanın sahibine geldik de buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu Mekanın Sahibine Geldik sona erdi. Tatil.